Sanıyorum burada kalmıştık. Kadın genital organlarında eşcinsellerden ovaryumla başladık. Sonra tubo uterinalardan devam ettik. Uterus'a geldik. Uterus'tan epey bir bahsetmiştik. Şöyle bir kesitte neler var, neler yok onlara bakacağız. Beslenmesinden bahsedeceğiz. Sonra diğer kısımlara geçeceğiz. Dışarıya doğru yolumuza devam edeceğiz. Şöyle bir kesit yaptığımızda uterusta dedi ki bir kas kitlesi genişleyebilen, kasılma yeteneği olan bir yapı. En dışta tunica serosa var, perimetriumda dediğimiz aslında neden oluşuyor? Bu etrafını saran neresi hariç? Sadece serviks kısmı hariç, diğer kısımlarında periton tarafından oluşturulan bir tabakası perimetrium deniyor. Esas yapıyı oluşturan içeride kas tabakası tunica muscularis miometrium adı veriliyor buna. Bir de en işte tabii her yerde olduğu gibi tunika mukoza var, boşlukların iç yüzünü döşeyen. Bunu da endometrium diyeceğiz. Şu ikinci kısımları özellikle miyometrium ve endometrium oldukça fazla kullanacaksınız. Özellikle endometrium olarak kafanıza iyice bir yerleştirin. Çünkü kadın doğum kliniklerinde oldukça fazla karşınıza çıkacak olan bir terimdir. Endometrium bütün klinikler bunun üzerinden gidecektir. Şöyle baktığımızda tunika serozası en dıştaki tabakası perimetrium deniyor demiştik buna. Periton tarafından oluşturuluyor. Bildiğiniz gibi periton tüm abdomen içerisinde döşeyen bir zardı. Karın ön duvarında kesintisiz bir şekilde devam ediyordu ama karın arka duvarına geldiğinde ne yapıyordu? Öne doğru giderek organları sarıyordu. Kısa tekrardan sonra şöyle baktığımızda karın arka duvarından gelen periton ne yapıyor? Kalın bağırsakların son kısmı rektumun önünden geçiyor ve rektumdan nereye? Uterusun üzerine atlıyor ki ekskavasyon rektum uterin adını vermiştik. Douglas çıkmazıydı burası. Sonra ön üstten alttan sarıyordu uterusu ve oradan da mesanenin üzerine atlıyordu. Buraya da ekskavasyon vezika uterin adını veriyorduk. Sonra da mesanenin üzerinden karın ön duvarına atlayarak yukarı doğru devam ediyordu karın ön duvarında. Gevşek bir şekilde periton nereye? Uterusun dış kısmına yapışık durumda. İkinci parçamız, ikinci tabakamız esas tunica muscularis ya da myometrium dediğimiz tabaka. Ağırlıklı olarak tamamen bu bir kas kitlesi içerisindeki boşluk ve boşluğu saran o yoğun kas kitlesi oldukça sıkı bir şekilde ama nereye kadar doğuma kadar doğumdan sonra asla eski haline dönmüyor. Bir miktar gevşek bir şekilde kalıyor. Özellikle fundusta ve yan kısımlarda daha kalın bir şekilde bulunuyor. Özellikle o korno kısımlarında, uç kısımlarında oldukça ince. Yapısına baktığımızda iç içe girmiş çok sayıda lifler şeklinde. Burada da şematik olarak görüyorsunuz hem kesitte hem de önden baktığımızda gördüğümüz gibi dairesel bir şekilde bu tabakalar birbirleriyle devamlı. Yani böyle bir ne gibi bir kuş yuvası gibi tüm o lifler uterusu oluşturuyor. Dairesel yapılar şeklinde. Yukarıda da nerede? Tubo uterinalarda da bu liflerin bir kısmı devam ediyor. Etraftaki bu bağların yapısına da katılarak etrafa doğru giderek yerleşiyor. Ovaryumu yerinde tutan o ligamentum suspensorium ovarii ya da tubo uterina, teres uterinin duvarlarında devam eden lifler şeklinde. İçeride de tunika mukoza var. Buraya endometrium diyeceğiz. Endometrium olarak burayı bilin. Çünkü kliniğinde enfeksiyonla endometrit diyeceğiz ya da endometriyel kanser gibi ifadeler karşınıza çıkacak. Boşluklar döşeyen bir yapıda tubo uterinayı da döşüyor aynı şekilde. Nereye kadar? Vajinaya kadar geliyor. Altta da vagina mukozasıyla devam ediyor. Tubo uterinalarda da fimbriyalara kadar devam ediyor. Orada peritona açılıyor. Korpus uterideki yapısına baktığımızda çok sayıda bez içeriyor altında. Tek katlı silyalı silindirik epitel histolojide detaylı göreceksinizdir. Hemen altında da glandula uterina dediğimiz bezler yerleşmiş durumda. Serviks uteriye baktığımızda burada biraz daha farklı bir yapı. Niye? Çünkü genişlemesi gereken bir yer. Dolayısıyla bir takım plikalar göreceğiz. Oblik bir şekilde seyrediyor bu plikalar. Bir şekilde de
gördüğünüz gibi bunlara plica palmate adını veriyoruz. Üst 2 bölü 3 kısmında da glandula cervicalis ki yukarıdaki uterus'ta da bulunan o bezler serviksin üstteki yarıdan daha fazla kısmında da yerleşiyor. Alt yarıda da papillalar bulunuyor. Üstteki 2 bölü 3'lük kısmı silyalı silinirik epitel ki cavitas uterinin içerisinde döşeyen mukoza aynı şekilde. Ama aşağı doğru indikçe artık vagineye doğru stratifiye squamous epitel haline dönüyor ki burada daha sağlam bir yapı meydana geliyor. Uterusu besleyen arterler neler? Şöyle baktığımızda arteria uterina, arteria iliaca interna'dan gelen bir dal. Sonuçta da bu uterusun yan taraflarında her iki taraftan geliyor, gidiyor. Uterinaların başladığı yerde de ovaryum besleyen arteria ovarica ile anastomoz yapıyor. Yani kanın büyük kısmı arteria uterina'dan gelirken bir kısmı da arteria ovarica'dan geliyor. Arteria ovarica'yı da hatırlıyorsunuz testikülersin karşılığıydı. Ve aorta abdominalisten direkt olarak çıkıp buraya geliyordu. Yapısına baktığımızda hepsi daha önce de demiştim. Ne yapıyor? Kıvrıntılı bir yapı izliyor. Niye? Çünkü gebelikte uterus büyüdüğünde damarlar gerilerek kopmasın, parçalanmasın diye. Dolayısıyla düz bir hale geliyor gebeliğin. Özellikle son dönemlerinde uterusun çok büyümesi. Venleri arterlere eşlik ediyor. Oldukça fazla kanlanan bir organ, fazla kan geliyor. Dolayısıyla venöz dönüşte oldukça fazla. Bunlar da yine ya vena uterinaya ya da vena ovarikaya dökülerek fundus kısımlarında venöz sistemik dolaşıma gidiyorlar. Vena iliaca internaya dökülüyor. Lert drenajına baktığımızda üst öndeki fundus uteri üstteki aortik lenf nodüllerine, aortun ön ve yan taraflarına yerleşmiş lenf nodülleri, nodi lenfatiki iliaki eksterni ve aşağıdaki inguinalis superficialis grubuna dökülüyor. Korpus uteri aşağıda inguinal bölgeye gidiyor. Serviks uteri daha derinde kaldığı için iliak interni ve sakralis grubuna derine oluyor. Çünkü daha aşağıda ve daha arkada yerleşmiş pozisyon. İnervasyonunu sağlayan sinirler otonom sistem tabii ki burada hakim olan kısım. Sempatikler, parasempatikler var. Sempatikleri torakal 11, 12 ve lumbar 1. Segmentlerden gelen liflerle etki ediyor. Parasempatikleri de parasempatik sistemin sakral komponenti yani sakral 2-3-4. Segmentlerden gelen lifler bunlar da nervus splenic hypervisi'yi oluşturuyorlar. Plexusların yapısına katılarak inervasyonunu sağlıyorlar. Plexus uterovaginalis var ön ve orta bölümlerinde üst bölümlerde plexus hipogastricus inferior. Liflerin hepsinin çıktığı yer aynı. Ve ağırlık olarak damarlar üzerine etkili yapılar. Peki aferentleri neler? Yani aferentten kastettiğimiz şöyle bir kabaca tekrarlı nedir? Yukarı doğru giden lifler yani duyuyu alıp taşıyan lifler. Bunlar da sempatik liflerle taşınıyor. Aynı şekilde torakal 10-11 ve lumbal 1 segmentlerden medüle sikmense giderek daha sonra o duyu yollarını izleyerek yukarıya bilince doğru devam ediyor. Burada çok kısaca ovaryumda bahsetmiştik bir menstrual siklisimiz vardı bizim. Ne oluyordu? Ovum yapılıyordu, atılıyordu ama burada biraz daha tamamlayacağız. Çünkü olay sadece ovaryumda geçmiyor. Uterus'ta da bu olaya eşlik eden bir takım değişiklikler meydana geliyor. Bu tekrarlarsak şöyle 28 günlük bir döngü. Devamlı bir şekilde dönüyor. Birbirini izleyen bir takım evreler var bunlar içerisinde. Neler bunlar? Proliferasyon evresi, sekresyon evresi, deskuamasyon evresi ve rejenerasyon evresi. Farklı şeyler karşınıza çıkabilir. Evreler hakkında kaynaklarda değişik isimlendirmeler olabilir. Ama genellikle hepsi aynı şeyleri tarif edecektir, aynı dönemler. Proliferasyon evresi, bakın burada iki tane şekil var. Soldaki şekle bakarsanız soldaki şekil uterus mukozasının kalınlığını gösteriyor bize. Bakın giderek şu azdan başlayarak giderek artan kısım proliferasyon evresi.
Uterusun mukozasında kalınlaşma meydana geliyor. Yaklaşık 4 kata kadar çıkan bir kalınlaşma bu. Bezler büyüyor, kıvrılır. Fazla salgı yapmıyorlar bunlar. Damarlarda genişlemeler meydana geliyor. Çünkü ne var? Mukoza büyüyor, ihtiyacı fazlalaşıyor. Buna göre daha fazla kan gelmesi gerekiyor. Bunların oluşmasında, bu olayların gerçekleşmesinde östrojen hormonu etkili oluyor. Bu dönem menstruasyonun son gününden başlıyor, ovülasyona kadar devam ediyor. Yani o daha önce gördüğümüz geçen hafta ovumun atılmasına kadar devam eden bir süreç. Oldukça uzun, en uzun evresi burası. Sonrasında sekresyon evresi var. Burada graf folikülü patlıyor, ovum dışarıya çıkıyor. Artık ne var? Bu ikinci evre başlamış oluyor. Burada artık ovum attıktan sonra ne oluyordu? Korpus luteum haline geliyordu o folikül. Oradaki hormonlar etki etmeye başlıyor. Yaklaşık bir hafta kadar sürüyor. Mukoza kalınlığı en fazla bu dönemde. Bezlerin büyümesiyle salgıları artıyor. Kan lenf damarları genişliyor. Burada artık hazırlık evresi bu. Yani bu bir haftalık dönemde ovum atıldı. Sonrasındaki bir haftalık dönem döllenmenin olup gebeliğin başladığı dönem burası. Yani bir ergen bir kadın, normal ovülasyonu olan bir kadın sadece bu sekresyon evresinde bir haftalık dönemde gebe kalabilir. Çünkü bu esnada nedir? Atılan ovum bu uterinalardaki yolculuğuna çıkmış olur. Nereye kadar? Artık kavum uteriye geldiğinde döllenme fonksiyonu gerçekleşmez. Ondan sonra artık gebe kalma riski yoktur kadının. Tabii %100 değil. Onu da kafanıza koyun. Sonrasında deskomasyon evresi, artık bu ne yaptı? Oğum uterusa geldi, kavitas uteriye geldi ama döllenme yok. Ne yapacak? Dışarıya atılmak durumunda. İşte bu dışarıya atılma durumunda hemen yanında bu endometriyal tabakada tamamen yerinden koparak ne yapıyor? Dışarıya atılıyor. Dolayısıyla kanamanın sebebi de bu endometriyumun dışarıya atılması. Korpus luteum küçülmeye başladı ovaryumda. Mukozanın altında kan toplanmaya başladı ve kontraksiyon başladı uterus kaslarında. Dolayısıyla bu kasılmalarla da içerideki endometriyum buna ayak uyduramadı ve ne oldu? Dökülerek kavitas uteriye boşaldı. Sonra da bu altındaki mukozayı besleyen damarların açığa çıkmasıyla ne oldu? Kanama meydana geldi. Kanamayla bu dökülen uterus ve içerisinde ne var? Döllenmemiş ovum da var. Hepsi birlikte dışarıya atıldılar. İşte bu olay menstruasyonun kanama evresi, deskuamasyon. Deskuamasyon dökülme demek kelime karşılığı zaten. Dışarıya atıldı. Sonrasında bir küçük mukozanın yenilenme evresi var. Rejenerasyon evresi. Bu arada ovaryumda da ne oldu? İkinci bir ovum, bir sonraki ovum hazır olmaya başladı. Folikülde aktivasyon başladı. Mukoza yenilendi. Şu yine mukoza kalınlığına bakarsak sol tarafta o incelme dönemi atıldıktan sonra inceliyor. Sonrasında yine bir proliferasyon fazı, giderek artan, en uzun süren ovumunda olgunlaşma dönemi ortaya çıktı. Buraya kadar var mı bir sorun, sıkıntı uterusla ilgili? Birkaç tane daha klinik bir şeyden bahsedeceğiz çünkü şimdi. Peki, sanıyorum yok. Bu bölge aslında ovaryumlarla birlikte dış genital organlarda o kadar çok fazla klinik yok ama özellikle bu ovaryum, tubo uterina, uterus, özellikle de serviks kadınların biraz belalı bölgesidir. Çok sıkıntıları olur. Burada şeyi görüyorsunuz, servikal erozyonu görüyorsunuz. Vaginanın bittiğinde tam o serviks uterinin başlangıç kısmı, ostium uteri görüyoruz zaten. Onun hemen etrafında bir takım böyle yarası, yüzerler ortaya çıkar. İşte bunlar sıkıntılı şeylerdir çünkü bunların uzun vadede kanserleşme riski yüksektir. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bakın burada birkaç tane bu servikal erozyon örneği var. Bu şöyle bir şey var.
ovaryumla serviksin birbirleriyle zıt bir etkileşimi var. Nasıl bir zıt etkileşim? Eğer bir kadın cinsel ilişkide bulunmuyorsa ya da çok çok az bulunuyorsa ovarlarda problem çıkma riski yüksek. Tam tersi, çok fazla cinsel ilişkiye giriyorsa bu sefer servikste bir patoloji ortaya çıkma riski yüksektir. Servikal erozyonla başlar, sonrasında tümörleşme artabilir. Bunları detaylı olarak kadın doğumda göreceksiniz ama ovaryumla serviksin böyle cinsel ilişki açısından bir zıt etkileşimi var. Aklınızın bir köşesinde kalsın genel bilgi olarak. Başka neler var? Servikal displaziler görülebilir. Burada bir erozyondan ziyade farklı hücrelerin ortaya çıkmaya başlaması. Ki bu çok ciddi problemdir. Çünkü hemen sonrasında bunun ileriki aşamalarında tümörleşme riski çok 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 yüksektir. Ve serviks tümörleri de meme seyahatinden sonra en fazla görülen tümör tiplerinden biridir kadınlarda. Servikal polipler olabilir. Mukozanın polipleri çok küçük olabilir. Ostium uteriden dışarıya sarkabilir üstteki olduğu gibi ya da şu sol alttaki şekilde olduğu gibi tamamen vaginanın dışına çıkabilecek kadar burada spekülumun yan tarafından görüyorsunuz dışarıya taşmış kocaman büyük kitleler şeklinde görülebilir bu polipler ki bunların da uzun vadede tümör oluşturma riski çok çok yüksektir. Bu tür şeylere işte erozyon, polip ya da bu displazilerin hepsine predispozan faktör denir. Yani tümör öncesi ona zemin hazırlayan şeyler, bulgular. Cavitas uteri ile ilgili küretaj yani nedir? Kürtaj diye kısaca bahsedilir. İşte istenmeyen gebelikler ostium uteriden girilerek aletler yardımıyla buradaki endometriyal mukoza tamamen çıkartılarak ki burada döllenmiş ovum da dışarıya alınarak o gebelik engellenmiş olur. Sadece gebeliklerde kullanılan bir yöntem değildir küretaj. Bir takım hastalıklarda da tanı ya da tedavi amaçlı küretaj uygulanabilir. Yani sadece gebeliği engellemek için yapılan bir eylem değildir. Aklınızda bulunsun. Endometriyumun kazınarak o tabakanın dışarıya alınması eylemi. Enfeksiyonları olabilir. Endometrit denir bunlara. Cavitas uterin içerisindeki mukozanın enfeksiyonudur. Tabii akut olursa tedaviyle düzelir ama kronik olursa onun da uzun vadede tümörleşme riski vardır. Endometriyal seyalar görülebilir. Bakın mukoza hücrelerinden kaynaklanan tümörlerdir bunlar. Tamamen içeri doğru büyüyen oldukça tehlikeli çeşitleri var bunların ama oldukça tehlikeli bir tümör türüdür endometriyum seyalar. Onun dışında miyomlar görülebilir. Miyomlar uterusun miyometriyumunda yani kas tabakasında meydana gelen büyümelerdir. Bunlar iyi huylu büyümelerdir. Duymuşsunuzdur etrafınızda birçok kişide işte miyomlarım var diye. Şu sağ üst tarafa bakarsanız böyle saplı bir şekilde dışarıya doğru büyüyebilir. Dışarıda serozan hemen altında bir kitle oluşturabilir. Tamamen duvarın içerisinde olabilir. İntramural. Boşluğun içerisine doğru büyüyebilir. Ya da submukoza da olabilir. Bunlar farklı şekillerde olabilir. Burada miyomların dediğim gibi çok büyük tehlikeleri yok. Çünkü iyi huylu tümörler ama şöyle bir şey var. Eğer genç bir kadınsa ki görebilir gençlerde de doğum esnasında sıkıntı yaratabilir. Özellikle şöyle altta servikse yakın miyomlar doğumu engelleyerek normal doğum yapılıyorsa doğumu engelleyerek problem yaratabilir. O yüzden takip etmek gerekir. Histerektomi yapılır. Özellikle serviks seyalarda çıkartılır ama onun dışında şöyle farklı şeyleri var. Sadece korpusu çıkartılabilir. Parsiyel
histerektomi. Total histerektomide tuba uterinalar, ovaryum bırakılır. Vaginanın hemen dibinden, fornix'ten yukarıda kalan kısım çıkartılır. Ama ciddi bir tümör varsa ve yayılım riski de varsa, tehlikesi ya da şüphesi varsa ne yapılır? Radikal histerektomi yapılır. Burada tamamen vagina, uterus, tuba, uterina, ovaryumların hepsi çıkartılır ama sonrasında ne var? Tabii ki hormonal tedaviye ihtiyaç gösterir, sıkıntı yaratır. Kesilirken de şöyle ya dikey vertikal ya da fanyalştil dediğimiz o simfizis pubisinin hemen üzerinden yatay bir kesiyle bu ameliyatlar gerçekleştirilir. Sağlıklı kişilerde de mutlaka smear alınması gerekir. Özellikle belli bir yaşın üzerinde 20'li yaşlardan sonra artık başlamak gerekir. Şöyle bir takım aparatlarla ne var? Ostium uteriden sürüntü alınması. Yani oradan alınarak ne bakılır? İşte enfekte bir şey var mı? Bir o displazi dediğimiz anormal hücreler var mı? Ya da spekulumla bakıldığında orada herhangi bir erozyon var mı yok mu? Hem dışarıdan görsel hem de hücresel olarak inceleme yapılır. Smear alınması denir bu eyleme ki özellikle 30-35 yaşın üzerinde mutlaka düzenli olarak yaptırılması gereken bir eylemdir. Aklınızda bulunsun. Amniyosentez yapılır. Amniyosentez nedir? Bu gebe bir kişide doğum kesesinden bebeğin hemen yanından sıvı alınarak incelenmesi. İleri yaşlarda 40 yaşın üzerinde özellikle istenen bir yöntemdir. Çünkü neyi gösterir? Riskli bir gebeliktir bebek açısından. Herhangi bir bebekte malformasyon var mı yok mu ona bakılır. Bir ultrason yardımıyla boşluğa girilerek amniyon sıvısı alınır ve incelenir. Down sendromu burada tespit edilir. Onun dışında başka spina bifida dediğimiz omurilik defektleri ya da olgunlaşmamış akciğerle ilişkili bir takım bulgular bu amniyosentez sonucu alınan sıvıda tespit edilebilir. O yüzden özellikle 40 yaşın üzerinde gebe kalmış kadınlarda amniyosentez mutlaka tercih edilen bir yöntemdir. Evet, var mı sormak istediğiniz bir şey uterusla ilgili? Artık dışarı doğru çıkıyoruz yavaş yavaş. Sanıyorum yok. Devam ediyoruz. Bir sonraki kısım iç organların sonuncusu vagina. Aslında bir nedir? Kaslardan, zarlardan yapılmış bir açıklık, bir boşluk, bir tüp kanalcıktır. Erkeklerde ne vardı? Uterculus prostaticus vardı tam orta hatta. Uretra maskulinanın orta kısmından da pas prostatikasının ortasından arkaya doğru giden bir kör çukur kesecikti. Onun karşılığı vagina. Uterusun ekseniyle yaklaşık 90 derecelik bir açı oluşturduğunu görmüştük. En dip kısmına uterusun başladığı yere fornix vagina demiştik. Şöyle yan tarafları lateral parçaları pars anterior ön kısmı, pars posterior da arka kısmıydı. En derin kısmı da burası demiştik ki buraya receptaculum seminis adı veriliyordu. İki duvarı var. Bir ön bir de arka duvarı var. Normalde bu iki duvar birbirine yapışık bir şekilde. Alt kısımlarda alttaki şekilde olduğu gibi bir H harfi şeklinde ama ortalardan itibaren tamamen transvers bir yarık şeklinde yukarı kadar gidiyor. Ön duvarı paries anterior, arka duvarı paries posterior. Ön duvar gördüğünüz gibi oldukça kısa arka duvara göre. Ön duvar yaklaşık tabii değişen rakamlar bunlar ama 6-7,5 santim kadar, arka duvarda 9 santim kadar bir uzunluğa sahip. Dışarıya açıldığı ağzı ostium vagina dediğimiz açıklığı ki buraya açılan yerde cinsel ilişkiye hiç girmemiş kişilerde himen dediğimiz bir mukoza katlantısı bulunuyor ve bu açıklığı kısmen kapatıyor farklı şekillerde. Neler var vaginanın komşuluklarına baktığımızda hemen önünde de aslında preparatlarda da birbirine sıkıca yapışmış bir şekilde yani diseke ettiğinizde çıkardığınız uretra feminina var. Yani ikisinin duvarı aslında sıkıca birbirine yapışık bir şekilde.
Ön duvarın üst kısımlarında da mesanenin boyun kısmıyla, vezika ulnaria'nın boyun kısmıyla komşuluğu var. Arka tarafta yol biraz daha uzundu, biraz daha fazlaydı. Üst 1/4'lük kısmı peritonla örtülü ki burada ne var? Douglas çıkması dediğimiz o excavatio recto uterina var. Buradan uterusun üzerine peritonun atlamasıyla oluşmuş bir cepçik. Orta kısımlarında hemen arkadaki rektumla aradaki bölmeyi meydana getiren fascia rectovaginalis var. Alt kısımlarında da centrum tendinum var. Centrum tendinum da perineden hatırlarsanız anüse kadar, vaginanın arkasından anüse kadar devam eden orta hattaki o fibrotik yapıydı. Ve onun da hemen arkasında canalis, analis komşuluk yapıyor. Yapısına baktığımızda mukoza tabakası enişte, hemen dışında musküler tabakası var ama uterustaki gibi öyle çok kalın, kuvvetli bir tabaka değil bu musküler tabaka. Ve dışta da tunica spongiosa dediğimiz süngerimsi bir yapısı var. Tunica mukoza çok katlı yassı epitel, oldukça sağlam uterus içerisindeki mukozaya göre. Özelliği musküler mukoza tabakasının olmaması, salgı bezi yok. Uterus mukozasıyla serviksten itibaren ne yapıyor? Devam ediyor ostium uteriden sonra. Burada ön ve arka duvarda tüm uterus, pardon, vagina boyunca yukarı doğru uzanan ostium vagina'dan servikse doğru uzanan iki tane kabarıntı var. Kolumna rugarum anterior ve posterior dediğimiz iki tane kabarıntı bunlar. Buradan başlayarak da dairesel bir şekilde her ikisinin arasında uzanan ruke vaginalis dediğimiz mukoza katlantıları bulunuyor. Bu özellikle alt kısımlarında papillaları var bu ruke vaginalis'in. Ostium uteriye yakında daha fazla ama doğurmuşlar da giderek kayboluyor. Şöyle ön duvarda da hemen önündeki uretra feminina'nın burada yapmış olduğu bir kabarıntı var. Carina uretralis vagina adını verdiğimiz bir kabarıntı bu. Bu şekilde bir kapak gibi alt kısım kaldırılmış. Orada ostium vagina'yı hemen bir karanlık bölge olarak görüyoruz. Vagina sıvısı var. Normalde nemli bir şekilde bulunuyor ama az önce ne dedik? Kendine ait bezleri yok dedik. Dolayısıyla buradaki sıvı uterus içerisinden geliyor. Uterusun her yerinde, özellikle serviksin o 2/3'lük kısmından yukarıda kalan bölgelerde ve cavitas uteri içerisinde çok sayıda bezin varlığını söylemiştik ve bunlar da uteriden nereye? Vagina içerisine geliyorlar ve burayı nemli hale getiriyorlar. Ve burada bakteriler, çok sayıda bakteri yerleşmiş durumda. Döderlen basilleri dediğimiz ne var? Vaginanın kendi florasını özellikle meydana getiriyor. Normalde içerisi mukozayı korumak amaçlı asit reaksiyonlu ama spermlerin yaşaması için ne var? Etrafında prostat salgısı, vezika seminalis salgısı, bunlar spermlerin canlı kalmasını sağlıyorlar bu ortam içerisinde. Kas tabakası, derindeki kas tabakası oldukça zayıf, longitüner ve sirküler kaslardan meydana geliyor. Ama burada çok kalın tabakalar şeklinde değil, iç içe geçmiş, birbirinde devam eden tabakalar olarak görüyoruz. Arka duvarda longitudinal lifleri biraz daha fazla. Arada da elastik ve kolajen lifler bulunuyor ki rahatlıkla genişlemeyi, gerilmeyi sağlayabilsin diye. Özellikle doğum esnasında oldukça fazla genişleyen bir yapısı. En dışta da tunica spongiosa var. Buna paracolpium da deniyor. Bunu şeyden hatırlayabilirsiniz. Uterusun yan taraflarında parametrium vardı. O ligamentum latum uterinin iki yaprağı arasında. Bu aşağıda da vaginanın iki tarafında devam ediyor. Buna paracolpium adı veriliyor. İçerisinde de damar plexusları yerleşmiş durumda. Besleyen arterlere baktığımızda arteria vaginalis, arteria uterina, bazen arteria iliaca interna'dan doğrudan gelen dallar uterusun vaginanın yan taraflarına
geliyor. Burada arteri uterinanın dallarıyla anastomoz yapıyor. Şöyle ön ve arka duvarlarda arteri uterinadan gelip perineye doğru seyreden iki tane arter var. Arteria azigos. Yan taraflara gidip bu arteria vaginalis'in dallarıyla anastomoz yapıyor arteria azigoslar. Venleri etrafında yaygın bir venöz ağ oluşturuyor. Plexus vaginalis dediğimiz arterlere eşlik ederek onlar da devam ediyorlar. Üst kısmının lenfatik drenajı notilenfatik ilyak eksterniye. Orta kısmı interne ve comines grubuna, ilyak damarlarının etrafında. Damarlar da çünkü onlar da birlikte seyrediyor. Alt kısmı da ilyaki comines ve alttaki superficial inguinal, yüzeyel inguinal lenf nodlarına direne oluyor. İnervasyonunu sağlayan yine sempatikler, parasempatikler geliyor. Plexus uterovaginalis, plexus hypogastricus inferior'dan alt kısımları bu bölgeyi inerve eden nervus pudendus tarafından sağlanıyor. Vagina ile ilgili olarak doğumda normal doğum esnasında yırtılmalar olabiliyor. Vaginanın belli bir yere kadar genişlemesi söz konusu. Bunu engellemek için doğum gerçekleştiren kadın doğumcu ya da ebe buradan epizyotomi dediğimiz bir kesik atabiliyor. Bu genellikle orta hattan oluyor. Çünkü burada fibroz bir doku var. Kaslara zarar vermemesi açısından. Ama bazen şöyle yan tarafa doğru, arka yan tarafa doğru da kesik atılabiliyor. O da tercih edilen bir yöntem. Daha sonra ne yapılarak? Dikilerek burası kapatılıyor, tamir ediliyor. Kendi kendine yırtılırsa daha fazla risk oluşturacağı için, kontrol edilemeyeceği için bu tür kesikler, epizyotomiler genellikle açılarak doğuma yardımcı olmuyor. Ülserler olabiliyor. Şu sağ üstteki şekilde gördüğünüz gibi. Bu travmalara bağlı ya da enfeksiyon etkenlerine bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Ama dış ortamı açık olduğu için çok sık görülen bir rahatsızlık var. Mantar enfeksiyonları. Trichomonas ya da monilyal vaginitis dediğimiz mantar enfeksiyonları görülebiliyor. O zaman ne var? Böyle kendine has spesifik bir kokusu olur mantar enfeksiyonlarının. Kokulu bir akıntı meydana gelir. Bu da tanıda tanı koydurucudur. Tanı da önemlidir. O akıntı. Evet, vagina ile ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Peki, devam edip bitirelim ara vermeden. Geldik çünkü bundan sonrası o kadar uzun değil. Dış genital organlara geldik. Organik genitalia feminina externa. Pudendum femininum deniyor tamamına ki vulva dediğimiz bölgede iki bacak arasında tüm bu dış genital organları içeren bölgeye verilen isim. Aynı zamanda vulva şu labium majuslara da denebiliyor. Nelerden meydana geliyor? Şöyle baktığımızda mons pubis dediğim şu ön tarafta simfizis pubisin hemen ön alt kısımlarındaki o altta fazlaca yağ ve bağ doku içerdiği için kabarık üzerinde kılların bulunduğu bölge genital organlardan birincisi, dış genital organlardan birincisi. İkincisi klitoris ki bir kısmı dışarıdan görülüyor. Daha çok içeri doğru devam eden bir yapısı var. Birazdan göreceğiz. Sonra labium majus pudendiler var. Şöyle bacaklara paralel bir şekilde bir açıklık oluşturarak arkaya doğru giden iki büyük kabarıntı. Onun hemen içerisinde labium minus pudendiler var. Daha ince yapraklar şeklinde. Sonra iki labium minus'un arasında bir açıklık. Vestibulum vagina dediğimiz bir açıklık ki vagina girişi ve uretra femininanın başlangıcı bu aralık içerisinde meydana bulunuyor. Sonrasında dışarıdan doğrudan görmediğimiz ama şu ostium vagina etrafına kıvrılarak giden iki tane yapı bulbus vestibüller.
ve glandular, vestibüler, majörler, dış genital organları meydana getiren yapılar. Pudendum femininum. Pons pubisle başlarsak dedik ki simfizis pubisin hemen ön alt kısmındaki altındaki yağ dokudan dolayı oldukça kabarık bir şekilde görülen bölge. Şöyle genellikle üçgen şeklinde bir kıllanması var ki bu kıllara biz pubes diyoruz. Ergenlikte ortaya çıkıp bulunan normalden daha kalın yapıya sahip kıllar. Yaklaşık olarak bunların sınırı 2 smelia canterior superior'u birleştiren çizginin alt daha yukarı çıkması bir takım hormonal problemleri bize gösteriyor. Sonraki yapımız labium majus pudendiler. Şöyle mons pubis'ten başlayarak bacaklara paralel bir şekilde anüse doğru devam eden iki tane kabarıntı. Bu farklılaşma esnasında skrotumun karşılığına denk geliyor. Yani skrotumu erkekte skrotum oluşturacak deri burada labium majus pudendileri meydana getiriyor. Arkada perine dediğimiz bölgede iki labium majus birleşiyorlar. Dış yüzü mons pubis gibi kıllarla devam ediyor ama daha azalarak arkaya doğru giderek seyrekleşiyorlar. İç yüzü oldukça düz ve büyük yağ folikülleri içeren bir bölge. Yine deriyle kaplı. Burada her iki yüzde de deri söz konusu. Arada bol miktarda yağ ve bağ doku var. Oldukça kalın bir şekilde seyrediyor. Ligamentum teres uteri uterusun yan taraflarındaydı. Erkekteki vasa deferensin karşılığıydı. Ve burada labium majusun altındaki bağ dokuya katılarak sonlanıyor. Kadınlardaki fıtıkta da inguinal kanaldan geçen o muhtemelen ince bağırsak kıvrımları ne yapıyor? Mons pubis'te bir kabarıntı meydana getiriyor eğer varsa. Ön uçlar oldukça kalın. Birleşim yerleri öyle çok keskin değil. Birazdan göreceğimiz labiumlar gibi. Öndeki birleşim yerine commissura labiarum anterior, arkadakine commissura labiarum posterior adını veriyoruz. Arada kalan kısım rima pudendi adı veriliyor ki burada neyi? Labium minusları, klitorisi, üretranın ve vaginanın girişlerini görüyoruz bu aralıkta. Birleşim yerinden arkaya anüse kadar olan kısımda perineum olarak daha önce görmüştük perineumun bir parçası. Arkadaki üçgeni. Bir sonraki oluşum labium minus pudendi. Diğer adı nimfa. İki küçük deri plikası bu da. Erkekteki penis derisinin karşılığı bu. Embriyolojik yaşamda gelişirken erkek olursa penis derisini oluşturacak ama kadınlarda labium minus oluşturuyor. Bunun hemen dışında ve içinde iki tane oluk var. Şöyle önden başlayıp arkaya doğru giden. Birincisi labium majuslarla arasındaki oluk. Sulcus nympha labialis. Nympha zaten labium minus demekti. Dışarıdaki de labium majus. İki labium arasında sulcus nympha labialis bulunuyor. Diğer olukta iç yüzde. Sulcus nympha hymenalis. Burada ne var? Vestibulum vagina var birazdan göreceğimiz. Onunla arasında oluşturduğu o oluğa da sulcus nympha hymenalis adı veriliyor. Adı da nereden gelmiş? Ostium vagina'daki o hymen dediğimiz mukoza katlantısından gelmiş. Labium minus pudendilerin dış yüzü deriyle örtülü ki bu deri daha sonra labium majus'ta da devam ediyor. Ama oldukça ince, kırmızımsı kıl ve ter bezi bulunmuyor. Bu derinin özelliği sadece yağ bezleri var. İç yüzü ise vagina mukoza yapısında. Yani artık ne var? İç yüze döndüğünde derininde devam eden bu vaginanın mukozası devamlı. Önde klitoristen başlıyor. Klitorisin ön ve arkasında birleşiyor. Sonra labium majuslara paralel olarak arkaya doğru gidiyor. Arkada frenulum labiorum pudendi dediğimiz bir birleşkesi var. Bu ama biraz doğurmamış kişilerde belirgin bir şekilde görülüyor ama doğuran kişilerde oldukça silikleşiyor. Yani burada labium majusların birleşme yeri,
Siyah minusların birleşme yeri arkada doğurmuş kişiler de birbirine karışmış bir şekilde görülüyor. Öndeki birleşme yerine dikkat edin. Burası önemli bir yer. Labium minus pudendiler öne doğru devam ettiğinde şöyle glans clitoris'in hemen alt lateral kısımlarında ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi clitoris'in yan taraflarından geçerek önde birleşiyor. Buraya prepuzium clitoris deniyor. Prepuzium sünnet derisi demekti hatırlarsanız erkek kentelden. Burada da kadın sünnet derisi olarak ifade edilen yer burası. Prepuzium clitoris. Ama dedik ki iki uzantısı var. Bunlardan bir tanesi de clitoris'in, glans clitoris'in arkasında birleşiyorlar. Buna da frenulum clitoris adı verilir. Yanlardan labium minus'a öne doğru geldi. Çatallaştı. Biri hemen birleşti. Biri clitoris'in önüne geçerek orada birleşti. Öndeki kısmı prepuzium clitoris. Arkadaki kısmı da frenulum clitoris adını alıyor. İşte bu kadın sünneti diye duymuşsunuzdur. Çeşitli toplumlarda yapılıyor. Arap kavimlerinde de var. Farklı şekillerde yapılıyor. Özellikle ben bir bakmıştım. Bir kısmı sadece buradaki deri parçasını kesiyor. Aynen erkeklerde olduğu gibi prepuzium clitoris kesiyor. Ama bazı kişiler burayı olduğu gibi alıyor. Glans clitoris ile beraber tüm bu kısmı keserek sünnet ediyor. Tabii bu ne var? Cinsel olarak biraz pasif hale getiriyor. Uyarılmayı ortadan kaldırıyor kadınlarda. Klitoris'e geldiğimizde bir diğer yapı. Bu erkekteki corpus cavernosum'un karşılığı. Corpus cavernosum penis bildiğiniz gibi neydi? Boşluklardan meydana geliyordu. Arada septaları vardı ve içerisi kanla dolarak erektil hale geliyordu. Penisin sertleşmesini sağlıyordu. Aynı fonksiyon, aynı özellikler klitoris'te de var. Bu da erektil dokudan meydana geliyor. İçerisinde kavernler var. Yapı olarak corpus cavernosum penisle aynı. Önde dışarıdan baktığımızda sadece neyi görüyoruz? Şu uç kısmını küçük bir yuvarlak olarak görüyoruz. Bölümlerine baktığımızda aynen erkekte olduğu gibi bunun da her iki tarafta kurs klitorisleri var. Bacakları. Sonra bunlar simfizis pubisin hemen ön alt kısmında birleşiyorlar. Tek bir bütün haline geliyorlar. Burası gövde kısmını meydana getiriyor. Corpus clitoridis ve en uç kısmı da glans clitoridis. Erkektekinden biraz farklı tabii. Erkekteki neydi? Corpus spongiosum tarafından oluşturuluyordu. Burada corpus cavernosum tarafından oluşturuluyor. Glans clitoridis. Şöyle şu sol alttaki şekle baktığımızda da orta hattan yapılan bir kesite ne gibi görüyoruz? Bir virgül gibi öne doğru kıvrılarak simfizis pubisin altından dışarıya doğru uzandığını glans clitoridis'in görebiliyoruz. Kurus clitoris'e baktığımızda bunlar aynen corpus cavernosum penis'te olduğu gibi pubisin ischium pubis koluna yapışıyor. Özellikle pubis kısmına yapışıyor. Daha küçük yapıda olduğu için clitoris'te ve nereye doğru? Simfizis pubisin altına doğru her iki taraftan yaklaşıyorlar ve orta hatta birleşerek corpus clitoris'i meydana getiriyorlar. Bu da kalın fibroz bir dokuyla çevrili, erektil bir doku. Dolayısıyla belli bir yere kadar genişliyor. Aynen erkekte olduğu gibi. Arada ortada septum corporum cavernosum var. İki kurusun birleşme yerinden sonra korpusun ortasında. Erkekte bu ne vardı? Daha uca kadar devam ediyordu. İki ayrı yapıydı. Ortada birleşiyordu sadece corpus cavernosumlar. Kadında biraz daha az burada birleşme söz konusu. Ve en uç kısımda dışarıdan da gördüğümüz glans clitoridis kısmı sinir uçlarından çok zengin, uyarılmaya çok hassas bir bölge. Labium minusların bulunduğu yerde tekrarlarsak önünde prepuzium clitoridis, arkasında da frenulum clitoridis bulunuyordu dışarıdan baktığımızda. Diğer bir yapı vestibulum vagina. Şu labium minusların arasında kalan açıklık aslında burası. Burada neleri görüyoruz? Ostium uretra externum görüyoruz. Uretra femininanın dışarıya açıldığı o açıklık. Hemen arkasında da ostium vagina dediğimiz o vagina girişini görüyoruz ki
farklı şekillerde birazdan göreceğiz burayı. Ve burada doğrudan görmediğimiz ama labiminusların şu arka iç kısımlarına açılan glandular vestibularis minoreslerin kanalları bulunuyor. Bu arkadaki ostium vaginanın hemen arkasındaki labiminusların birleştiği yerle arasındaki çukurluğa fossa vestibuli vagina adı veriliyor. Ostium uretra extra uretra femininanın açıldığı yer vaginanın hemen ön duvarındaki genellikle de onunla birleşik bir şekilde sıkıca yapışmış bir şekilde bulunuyor demiştik. İnce bir yarık şeklinde karşımıza çıkıyor. Hemen arkada vestibülün vaginanın içerisinde diğer bir yapı ostium vaginaydı. Vagina girişiydi. Orta hatta ostium uretra externumun hemen arkasında yerleşmiş. Devamında da vagin bulunduğu bir açıklık. Burada farklı şekillerde himen dediğimiz bir mukoza katlantısı bulunuyor. Bu ama cinsel ilişkiye girildiğinde kaybolan bir katlantı. Kısmen kapatıyor. Embriyolojik olarak 6. aya kadar tamamen kapalı. Sonra çeşitli şekillerde açılıyor. Farklı şekillerde görülebiliyor. Neler olabiliyor? Hemen semilümer yarım ay şeklinde herhangi bir tarafta olabiliyor. Genellikle arka duvarda. Girişi daraltacak şekilde, önde bir açıklık kalacak şekilde genellikle farklı yerlerde de olabilir. Bir küçük açıklık bırakacak şekilde bulunuyor bu mukoza katlantısı. Semilümer yarım ay şeklindeki tipinde. Hemen anularis var. Şöyle halka şeklinde tam ortada küçük bir delik kalacak şekilde çepeçevre saran bir mukoza katlandısı. Kenarları genellikle düz oluyor bu açıklığı. Farklı şekillerde olabiliyor. Bakın üstteki şekillerde septalı tam ortasından bir bölme olabiliyor. Ya da hemen kribriformis, kribriform elek gibi delikli şu üstteki ortadaki şekilde görüyorsunuz bunu. Bazen ama hiç olmayabiliyor. Hiç görülmüyor bu mukoza katlantısı. Dolayısıyla vagina doğrudan o açıklığıyla dışarıya açılmış bir şekilde görülüyor. Dolayısıyla ilk cinsel ilişki sırasında da herhangi bir yırtılma söz konusu değil. Kanama falan olmuyor böyle bir durumda. Ama burada riskli olan, bizim için önemli olan kısmı şu alttaki kısım. Atresia hymenalis ya da hymen imperforatus. Tamamen kapalı olması. Niye sıkıntı yaratıyor? İlk menstrual kanamaya kadar çok belki problem olmuyor ama ilk kanamada dışarıya atılamayacağı için içeride birikiyor ve problem yaratıyor. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Mutlaka burada ki genellikle ilk yeni doğanlarda muayene edilir, bakılır. Eğer kapalıysa, hemen imperforatussa açılarak bu delik geçiş sağlanır. Dediğim gibi bazen de hiç gelişmeden tamamen o bölgede koza bulunabiliyor. İlk cinsel ilişki esnasında deflorasyon deniyor buna. Yırtılıyor ve çeşitli kabarıntılar kalıyor. Karınküle himenales dediğimiz kabarıntılar. Bunlar doğumdan sonra da yavaş yavaş siliniyorlar eğer doğum yaparsa. Arkaya fossa vestibuli vagina demiştik zaten az önce. Bir diğer oluşum bulbus vestibuli. Erkeklerdeki bulbus penisin. Bulbus penisi corpus spongiosum'un arkasındaki o prostatın hemen altındaki genişlemiş kısım olarak hatırlarsanız onun karşılığı. Şöyle ostium vagina'nın hemen iki tarafında devam eden iki kabarıklı şeklinde. Önde ince arkaya doğru giderek kalınlaşıyor. Ön uçları birleşiyor. Pars intermedia bulborum ya da pars commissura bulborum adı veriliyor öndeki birleşmesine. Kalın arka taraftakiler şöyle vagina girişinin yan taraflarında büyük kitleler şeklinde arkaya doğru devam ediyorlar. Alt yüzlerinde musculus bulbus spongiosus var. Erkekte de aynı yerde bir kasımız vardı. Ejekülasyondan sorumluydu. Burada çok büyük fonksiyonları yok.
600'lerde pelvisin alt yüzüne yapışır. Hemen bulbus vestibülün ucunda da, arka ucunda da iki tane bez var. Glandula vestibularis major Bartholin bezleri, erkekteki Cooper bezin, yani glandula bulbo retralisin karşılığı bunlar. Küçük bezelye taneleri şeklinde kanalları var. Sulcus nymphohymenalis'e açılıyorlar. Şöyle arka tarafına açılarak salgılarını boşaltıyorlar. Ve çok sayıda glandula vestibularis minores yine vestibülün vagina içerisine yerleşmiş durumda. Hemen yakında kanalları açılarak ne yapıyor? Salgısını buraya boşaltıyor. Dış genital organların tümünün beslenmesine, damarlarına şöyle bir bakarsak, arterleri deri arteria pudenda externe ve interne'den geliyor. İç kısımlarda arteria pudenda interne'nin dalları geliyor ve bu bölgenin kanlanmasını sağlıyor. Nedir bunlar? Arteria bulbu vestibuli, arteria perinealis, arteria dorsalis clitoridis dış genital organları besliyor. Venleri arterlere eşlik ediyor. Burada yaygın bir venöz ağ var. Ona katılıyorlar. Vagina etrafında vena vaginalis ve vena vesicalis inferiora drene olarak sistemik dolaşımı devam ettiriyorlar. Lenfatikleri de, yüzeyel lenfatiklerde inguinal bölgedeki derin ve daha sonra yüzeyel bir kısmı doğrudan derine giderek yukarı doğru ilyak lenf damarlarıyla yoluna devam ediyorlar. İnervasyonu sağlayan sinirler nervus ilioinguinalis, genitofemoralisin genital dalı, cutaneus femoris posterior, pudendusun perineal dalları, özellikle pudendus genital organların inervasyondan sorumlu, deri duyusunu alıyorlar özellikle. Var mı sormak istediğiniz bir şey buna geçmeden önce? Dış genital organlarla ilişkili. Peki şöyle bir genel tekrar yapacağım. Bir sperm, bir zamanlar bir çizgi film karakteri vardı. Çizgi dizi karakteri vardı. Rıdvan diye. İlk yapıldığı yer tubulus seminiferi kontorti testislerin içerisinde şu periferdeki kıvrımlı kanalcıklar. Sonra bunlar düz kanallardan tubulus seminiferi rekteden nereye geliyordu? Haller ağ dediğimiz rete testise geliyordu. Buradan da duktuli eferentes testislerle epididime geçiyordu bir sonraki bölüm. Lobuliconi epididimis olarak çok sayıda kıvrımlı kanalcıklar hepsi birleşiyorlardı. Sonunda tek bir kanal haline geliyorlardı ki buna ductus epididimis diyorduk. Epididimisin kuyruk kısmını oluşturuyordu. Sonrasında bu devamında ne oluyordu? Ductus deferens ya da vasa deferens dediğimiz tek kanalı meydana getiriyordu. Bu da funiculus spermaticus içerisinde yoluna devam ediyordu. Inguinal kanaldan geçerek ne yapıyordu? Pelvis arka duvarında vesica urinaria'nın arka yan taraflarından devam ediyordu. Sonra vesicula seminalis'in kanalcıklarıyla birleşiyordu ve ductus ejaculatorius'u meydana getiriyordu. Ductus ejaculatorius da neyin? Uretra masculina'nın prostatik parçasına açılıyordu. Sonra membranöz parça, sonra spongiöz parça ve ostium uretra externum'dan dışarıya atılıyordu. Sonrasında eğer bu atılma cinsel ilişki sonrasındaysa kadın da devam ediyordu. Vagina ile nerede? Fornix posterior. Sonra ostium uteriden cervix'in içerisine giriyordu. Burada kat ettiği yol canalis cervicis uteri. Isthmus uteriden nereye geçiyordu? Uterus boşluğuna, kavum uteriye geçiyordu. Sonra corno uterilerden ostium uterinum tubeden tubo uterinum'un isthmus kısmına, sonra ampulla kısmına. Burada da eğer neydi? Oğlumla karşılaşırsa onu döllüyordu. Karşılaşmadıysa yoluna devam ediyor ama burada infundibulum kısmına ulaşıp ulaşmadan canlılığını kaybediyor. Sonra da absorbe edilerek dışarıya atılıyordu. Yollarımız bu şekilde özet. Tamam ile ilgili kafanıza takılan bir şey varsa söyleyeyim. Yoksa birkaç klinikle ilgili bilgi verip dersi bitireyim. Normal doğum olayı yaklaşık 40 haftalık bir süreç. Burada şeye dikkat edin. Uterus, cavitas uteri içerisinde bebek büyüyor ama bir kordonu var, göbek bağı var. Bu ne yapıyor? Şöyle uterus duvarına tutunmuş plasenta dediğimiz bir alışveriş
bir market gibi tabir ediliyor. Alışveriş merkeziyle sonlanıyor. Burada annenin kanı hiçbir zaman bebeğe doğrudan geçmiyor. Bu uterus duvarına, içeriye bu plasenta dediğimiz yapı yapışmış durumda. Ve arada ne var? Damarlar gelip birbirine dolaşmadan ne yapıyorlar? Yan yana seyrediyorlar. Ağ meydana getiriyorlar. Burada madde ve kan oksijen alışverişi oluyor. Kan değil, pardon. Oksijen ve madde alışverişi oluyor. Dolayısıyla bu bebeği besleyen esas yapı. Bebeğin ihtiyaç duyduğu her şey bu plasenta aracılığıyla anne kanından alınıyor ve bebeğe geliyor. 1200 kaç var demiştim. Servis uteri içerisindeki kanali servis uteri de bu tamamen kapatıyor. Hem normal zamanda hem de doğumda, doğumun son aşamalarına kadar. Şey olabilir, bu bazen hani düşük tehdidi diye duymuşsunuzdur, servikal yetmezliktir. Buradaki serviksin kaslarının yeterince kuvvetli olmadığı için bu bebek büyüdükçe basıyla serviksin açılmaya başlaması, doğuma hazırlanması, bebek olgunlaşmada. Sonrasında doğuma yakın bir şekilde müküs tıkaç düşüyor, açıklık başlıyor çünkü kanalis servisis uteride ve bir kese içerisinde bebek. Bu içerisindeki amniyon sıvısı boşalıyor. Doğum eylemi başlamış oluyor. Epidural anesteziyle şu kavada ekinanın olduğu yere anestezik madde verilerek ne yapıyor? Alt ekstremite anestezi yani duyu kaybı sağlanarak doğum gerçekleştiriliyor. Ağrısız doğum denilen olay. Sonrasında bebek normal bir doğumda şöyle baş aşağıda yavaş yavaş doğum başlıyor. Bu esnada bakın ostium uteri, serviksin giriş kısmı giderek büyüyor. Bebeğin başının geçişine hazır hale geliyor. Ve buradaki açıklık büyüdükçe doğum eyleminin ilerlediği takip ediliyor. Muayenelerle işte açıklık bir parmak, iki parmak gibi vajinal tuşellerle bu açıklık takip ediliyor. Sonrasında bebeğin önce başı. Tabii başka bir şey yoksa, ters gelişi yoksa doğuyor. Hemen göbek kordonu bağlanıyor. Kesilerek, kendi içerisindeki öksürerek, ağlayarak aksiyerlerin çalışmaya başlaması sağlanıyor. Sonrasında da uterusun mutlaka çıkarılması gerekiyor. Çünkü içeride küçücük bir parçanın bile kalmaması çok önemli. Çünkü enfeksiyon gelişmesi açısından. Sezaryen ameliyatları eğer herhangi bir şekilde normal doğum gerçekleşmiyorsa bunlara sebep neler olabilir? İşte pelvisin uygun olmaması ya da tam çıkışta servise yakın miyomun olması, başka sebeplerle ya da annede başka sağlık problemlerinden dolayı normal doğum gerçekleştiremiyorsa yapılan bir eylem. Farklı pozisyonlarda olabiliyor. Bunların hepsi nedir? Bakın şu sağ alttaki plasenta nerede? Tam çıkış yoluna. Kordon dolanmaları, farklı şeyler buna yol açıyor. Yani sezaryen indikasyonları çok farklı. Burada da yine epidural anestezi yapılıyor. Horizontal ya da vertikal kesi yapılabiliyor. Burada da gördüğünüz gibi. Sonrasında uterusta yine aynı şekilde kesi yapılıyor ve hızlıca bebek çıkartılıyor. Aynı şekilde iki klemp aradan kesilerek göbek kordonu plasentada çıkartılıyor. Sonrasında bir iz kalıyor. Fannenstiel kesisi deniyor bu tür kesiye. Evet, bu da sondu. Var mı sormak istediğiniz herhangi bir şey kadın genitaller hakkında? Ses çıkmadı. O zaman konuyu bitiriyoruz.